Merhaba sevgili dostlar. Bir Gerçeğin Sesi programında ben Hakan Taşlanla birliktesiniz. Kanal Hayat ekranlarından, Hayatın kanalından sizlere esenlik, bereket ve sağlık diliyorum değerli dostlar. Biliyorum bu yeni sezon programlarında elimizden geldiğince yine güçlü bir şekilde Tanrı'nın sözüne bakmaya, oradan cesaret, umut ve teşvik almaya çalışacağız. Biliyorum zor zamanlardan geçiyoruz. Evlere hapsolduk. Çocuklar evlerde, yaşlılar evlerde, ekonomik krizler var. Birçok yerde salgın hastalıklar ve ölümler var. Ne yazık ki bunlara üzülüyoruz. Rab yaşamını kaybedenlerin ailelerine teselli versin. Ülkemize esenlik ve huzur versin diye de dua ediyorum. Tüm uluslar aynı acıyı paylaşıyor. Tüm uluslarda yaklaşık 185 ülkede bu gibi sıkıntılar var. Tabii konumuz sadece virüs, sadece hastalıklar değil. Çünkü bizim odaklanmaya çalıştığımız şey Rabbin lütfuyla Tanrı'nın sözü olması gerekiyor. Buna inanıyor ve buna iman ediyoruz değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle elimden geldiğince yine Tanrı'nın sözünden seçtiğim ayetlerden yeni ayetten bakmaya çalışacağım. İlk olarak 2. Timoteus'ten sonra da 1. Yuhanna'nın 5. bölümünden beşer 6'şer ayetlerle bugünkü 25 dakikalık 26 dakikalık vaaz programımızı bitirmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Rab hepimize anlayış versin, benim ağzımdaki sözleri de Rab bereketlisin diye dua ederek de sözlerime başlamak istiyorum. İlk ayetimiz. Bakmamız gereken Tanrı sözü olduğu için ilk önemli ayetimiz bugün. Çok sevdiğim ve değer verdiğim bir ayet. 2. Timoteus 1 ve 7. ayet. Bakın şöyle de söylüyor Tanrı sözü. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir hamdolsun. Yani Tanrı bize bir ruh verdi, Mesih İsa'ya iman edenlere kendi ruhunu, kendi kutsal ruhunu verdi. Bu ruhta ne var? Güç var, sevgi var ve öz var değerli kardeşlerim. Bunları çok iyi anlamalıyız. İman yaşamızda büyümek, iman yaşamızı olgunlaşmak istiyorsak kutsal ruhun yardımına ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, İsa bize dedi ki cesur olun, korkmayın, sizi öksüz bırakmayacağım... Size teselli edeceğim, size ruhumu göndereceğim dedi. Bu benim için bir 25-26 yıllık iman hayatımda gerçekten çok anlamlı ve beni çok teselli eden bir sözlerdir. Bu çünkü neden bu teselli diyor? Bu zor zamanlarda, bu sıkıntılı vakitlerde Mesih'in sözüne bakarak onun bana verdiği, hepimize verdiği, iman eden herkese verdiği kutsal ruhta güç var. İşte bu güçsüzlük zamanında güce sahip olabilirim. Bu sevgi ortamının azaldığı, pisliklerin, kötülüklerin, günahların, hastalıkların egemen olduğu zamanlarda Mesih'in ruhundan gelen sevgiyle, öz denetim ruhuyla güçlenebilirim. Bu yüzden bugün bu önemli ayette hepinizi teşvik etmek, hatırlatmak hem kendime hem de sizlere söylemek istiyorum. Rabbin ruhuna tutunun, ona sarılın çünkü onda sevgi, güç ve öz denetim var. Kutsal yazılarda yine Timoteus'a değerli kardeşlerim okumaya devam edeceğim. Söylediğim gibi bakın 1 ve 8. ayette şunları söylüyor. Pavlus öğrencisi ruhsal oğlum dediği yetiştirdiği kilise öndürü olarak atadığı Timoteus'a aynen şunu söylüyor. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten de onun uğrunda tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Sıkıntılı bir zamandaydılar. Paulus defalarca hapislere girdi. Beş kere 39'ar kırbaç yedi. Açık denizlerde kaldı. Hapishanelere girdi. Kırbaç taşlandı. Birçok kez öldü diye bırakıldı. Timotheus bunların en büyük tanıklıklarından birisi, birisiydi. Çünkü bir babanın evladı gibi yanında gezen yetiştirdiği bir kişiydi Timotheus Paulus'un. Ne dedi? Bu acılara bakma, sıkıntılara göğüs ger. Çünkü ben bu sıkıntıdan utanmıyorum, Mesih'ten utanmıyorum, müjdeden utanmıyorum. Bu sıkıntılı zamanlarda biz Hristiyanlar, İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etmiş bizler Mesih'ten utanmamalı. Özellikle böyle zamanlarda başta ülkemize, halkımıza ve tüm uluslara gerek Kanal Hayat ekranlarından, gerek sosyal medya ve YouTube üzerinden biz Mesih'e ve onun sözüne kurtaran güce tanıklık etmeye devam etmeliyiz değerli kardeşlerim. Neden? Çünkü müjde aklar. Neden? Çünkü müjde sıkıntıdan kurtarır. Neden? Müjde bizi özgür kılar. Her illetten. İsa Mesih sadece günahlarımızı üstlenmek için çarmıhta ölmedi. Sadece Pavlus buna tanıklık etmedi. İsa Mesih tıpkı eski ayetteki vaat edilenlere göre de Aynı zamanda bakın burası çok önemli yaşaya 53'ten hastalıklarımızı da üstlenen kurtarıcı olarak geldi. Sadece günahlardan değil, sadece de ebedi hayat vermek için değil, aynı zamanda hastalıklarımızı üstlenen diri kurtarıcı Rab'dir. O yüzden bugün bu hastalıklarla yorulan dünya içerisinde, birçok hayatın, birçok canın, birçok acının yaşandığı bu zamanlarda bu tarih boyunca vardı. Sadece günümüzün 2020'sine göre değil, Yüzlerce yıl boyunca bu hastalıklar hep var oldu. İncil açık ve net bir şekilde dünyanın daha kötüye gideceğini, depremlerin, hastalıkların, illetlerin, savaşların, her türlü yıkımın geleceğinden defalarca İsa Mesih bahsetti. İşte bu kıyametlerden, bu belalardan, bu hastalıklardan özgür kılınmanın yolu müjdeye tanıklık etmek, müjdenin tanıttığı kurtarıcıya iman etmek ve onun yollarında yürümekten geçiyor değerli kardeşlerim. Yine 2. Timoteus'un 1. ve 9'a baktığımızda ne görüyoruz? Çok net bir şekilde Tanrı sözüne bakmak çok önemli. Her zaman söylediğim bir şey var. Siz sevgili dostlarımla bu ekranlardan konuşurken dediğim şey şu. Benim sözlerim bir yere kadar ama kalıcı ve doğru olan tanıklık etmeye çalıştığımız şey Tanrı sözü, Tanrı'nın kendisi ve Tanrı'nın vahiyisi olan kutsal kitaptır. 9'da şöyle diyor. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil. Kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp bir kutsal yaşama çağırdığından bahseder Timoteo ise. Bu lütuf bize zamanın başlangı başlangıcından önce Mesih İsa'da bağışlanmış. Şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır hamdolsun. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış. Yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır diyor. Ben bu müjdenin habercisi ve öğretmeni atandım. Şimdi bu çok önemli. Ne diyor 11. ayette Paulus Timoteus yazarken ruhsal oğluna ben bu müjdenin habercisi yani elçisi ve öğretmeni atandım. Bu sorumluluk hepimizde var. Paulus'un Romalılar 1'de de bunu tekrarlıyor. Yahudilere ve Yahudi olmayanlara karşı müjdeyi duyurma sorumluluğum var. Neden? Çünkü Paulus bu müjden utanmıyor. Bakın bu acıra çekmemin nedeni budur. Ne diyor? Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna da eminim diyor hamdolsun. O yüzden değerli kardeşlerim burada 9'a, 10'a ve 11. ayetlere baktığımızda gördüğümüz şey ne? Çok önemli. Tanrı bizi gerçekten kendi amacına ve lütfuna göre kurtardı. İman edenlere kutsarını vererek bizi yaşama kavuşturdu. Onun gelişiyle ne diyor? Kurtuluş açığa çıktı. Yaşam göründü, ölümsüzlüğü getirdi. Bu ölümlü zamanlarda, birçok canı, birçok insanı kaybettiğimiz zamanlarda bu hep vardı ama özellikle bu salgın zamanlarda buna odaklandığımız bu zorluklarda gerçekten bu ölümsüzlüğün yenilmesi, yaşamın gelmesi, karanlığın yok edilmesi işte bu müjde. Bu iyi haberin elçisiyim dedi. O yüzden bu müjde zaten biz müjde diyoruz ama tam İncil'deki Grekçe'deki kelime karşılığı evangelion yani sevindirici haber. Neyin haberi? Ölümden yaşama geçişin haberi, kurtuluşun haberi, yaşamın haberi. Bunu kim açığa çıkarttı? Müjde yani İsa Mesih. O yüzden Paulus ben diyor ki bu müjdeden utanmıyorum. Biz de utanmayalım değerli kardeşlerim. Hristiyanım demekten, Mesih'e tanıklık etmekten, Mesih'in öğretmeni, Mesih'in elçisi, Mesih'in hizmetkarı kulu olmaktan utanmayalım. Çünkü bunun ödülü büyüktür ve kime iman ettiğimizi bizim için göklerde yeni bir yeri sakladığını bilerek imanla tıpkı Pavlus'un Timotheus'e değil de bugün bizlere söylediği bir buyruk bunu alıp Yüreklerimizin derinliklerinde saklayalım diye de dua ediyorum değerli kardeşlerim. Bakın müjde uğruna elçiler, Timoteus diğer tüm insanlar, ilk iman edenler, Hristiyanlık tarihini ilk 300 yılına bakarsanız birçok acılar, ölümler, kıyametler, salgınlar, çarmıha gerilmeler, aslanlar atılmalar. Hristiyanım demek adeta ölmekle eş anlama gelen zamanlardan geçti ilk imanlı Hristiyanlar. Büyük acılar, büyük sıkıntılar çekti. O yüzden 12'de diyor ki Pavlus bu acıları çekmemin nedeni de budur ama bundan utanmıyorum. Kimin inandığımı biliyorum dedi. Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek alarak buraya dikkatli dinleyin lütfen. İmanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bunlara bağlı kal. Neye bağlı kal? Utanmamaya, kurtuluşa, müjdeye, sabra, çektiğin acılara bakma. Mesih'i örnek al dedi. Neden? Pavlus Mesih'i örnek aldı. Korintliler de öyle söyledi. Ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın dedi. O zaman örneğimiz kim? Mesih İsa'dır. Örneklerimiz kim? İsa'nın seçtiği elçiler ve elçilerin yetiştirdiği öğrenciler. Tıpkı Pavlus'un Timoteus'u yetiştirdiği gibi. O zaman ne oluyoruz? Biz bunlara bağlı kalarak bu müjdeye Mesih'in sözüne bağlı kalarak Tanrı'nın sözünden beslenerek Mesih'i tanımak, müjdeyi tanımak ve onun yollarında yürümek için gayret ediyoruz. Bakın her zaman söylediğim bir şey var. Bu ekranlardan beni bilen, bu gerçeğin sesi programlarında beni takip eden siz sevgili kardeşlerim, dostlarım. Şunu sık sık tekrarladığımı şahitsinizdir. Rab da bunu biliyor. Her zaman söylediğim bir şey var. Tüm bu erdemlere, tüm bu sadakata, tüm bu bağlılığa, tüm bu Mesih'in yollarından onurla ve şerefle kutsal yazılarını öngördüğü standartlarda yürüyebilmek için bugünkü vaazın en başında söylediğim o kutsal ruhun gücüne ihtiyacımız var. Zekeriya peygamber ne dedi? Güçle değil, kuvvetle değil. Eskayit'ten örnek veriyorum Tevrat buradan. Benim ruhumla başaracaksın dedi. O yüzden bu ruhta güç, bu ruhta özdenetim, bu ruhta sevgi var çünkü. Eğer kutsal ruh yoksa kilise hizmetimiz, şahsi hizmetlerimiz, diğer tüm işlerimiz bugün var. Parlayan ama sonra da sönüp giden yanan bir çalı gibi olmakla yükümlüdür. Bu Timoteist'ten değerli kardeşlerim size paylaşacağım son ayet 2. Timoteist'ten 1.14'ten şöyle diyor ki sana emanet edilen iyi öğretileri bakın bir kez daha altını çiziyor içimizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla koru halelu işte hem eski ait olsun, hem yeni ait olsun, hem elçilerin öğretişleri olsun. Kilise bile kutsal dökülüşünden, Mesih'in ölümden dilip göğe alındıktan ve kutsal ruhun dökülüşünden sonra başladı. Mucizeler, harikalar, şifalar, her yerdeki Anadolu topraklarında, Antakyalarda, İç Anadolu'da, Ege'de, Karadeniz'de, birçok yerde, Balkanlarda, Roma'da, Yunanistan'da birçok yerde Kudüs'ten tabii başlayarak kilise yayıldı. Neyle? güçle, neyle sevgiyle, neyle fedakarlıkla, neyle korudular bütün bu değerleri, müjdeyi ve kutsal yazıları içimize konan Rabbin ruhuyla. Bunu unutmamamız lazım. Kutsal ruh olmadan bir daha söylüyorum iman yaşamında yürüyemeyiz ve yarışı asla bitiremeyiz ve Tanrı'nın gözündeki doğruluğa da asla ulaşamayız. O yüzden müjde sürekli hatır hatırlatılmalı. Paulus defalarca söyledi. Size aynı şeyleri yazmaktan size aynı şeyleri söylemekten usanmıyorum diye. Neden? Çünkü insan oğlunun ne yazık ki kendimi de katarak söylüyorum bir ılıklaşmaya, bir unutmaya, bazen de olay yaşanan zorluklar, sıkıntılar arasında Rab'ten uzaklaşmaya meyilli bir yüreğimizle yapımız var ne yazık ki. O yüzden kime kulluk ettiğimiz, kime iman ettiğimiz, neden iman ettiğimizi çok ciddiye almalı ve bunu yani müjdeyi, sevindirici haberi iyi anlamalıyız. Peki biz her zaman söz Müjdede odak noktamız, müjdenin merkezi, müjdenin kendisi kim? Yaşayan, diri olan Rabbimiz ve Tanrı sözü olan İsa Mesih'in ta kendisi, değil mi değerli kardeşlerim? O yüzden bunu anlamak, bunu tanımak, bunu bilmek çok önemli. Hatırlarsanız İsa Mesih İncil'in birçok yerinde büyük mucizeler, harikalar gerçekleştirdi. Birçok halk onu izliyordu. İnsanları doyuruyordu, insanları iyileştiriyordu, her illeti iyileştiriyordu, ölüleri diriltiyordu, suyun üzerinde yürüyordu, rüzgarları, fırtınaları, dalgaları ortadan kaldırıyordu. Ve birçok insan onu da bu anlamda tanıyor ve takip ediyordu. Ona dokunmaya çalışıyorlardı. Bunların içerisinde İsa Mesih sık sık dua etmeye, elçileriyle hizmetten sonra dağa çekilip oturmaya ve babanın önünde sakin zaman geçirmeye önem veriyordu. Bir gün İsa Mesih kendi elçilerine şunu sordu. Matta 16-16'da buna bakabilirsiniz. Söyleyin bana halk benim için ne diyor? Ne diyor benim için? Kim olduğumu söylüyor. Elçiler yanıt verdi. Kimileri diyor ki ölümden dirilen Yahya diyorlar. Kimileri diyor ki İlyas diyorlar. Kimileri de ise Musa'nın vaat ettiği e, peygamberlerden biri olarak seni adlandırıyorlar dedi. Ve İsa onlara sordu. Tamam halk böyle diyor. Yahya, İlyas ya da peygamberlerden biri. Tamam şimdi söyleyin bana sizce ben kimim? Bu çok önemli bir soru. Sizce ben kimim? İsa Mesih ona, onlara bu soruyu sordu. Petrus öne çıktı ve ne dedi, dedi? Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İşte müjde bu. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İsa ona dedi şunu demedi. Yanlış söylüyorsun hata ediyorsun demedi. Tam tersine ne mutlu sana Simon. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır dedi. İşte bu sır Tanrı'nın oğlu bede alıp gelmiştir. Bakire Meryem'den doğmuştur. Günahlarımıza karşı çarmıhta ölmüştür. Gömülmüş ve çocuk dirilmiştir. İşte bu sır, bu müjde Paulus'un, Timoteus'u ve o ilk üç yılda ve bu 2000 yıl boyunca tüm insanların acılara ıskıntılara katlanma sebebi işte bu. Tanrı'nın oğlunun adına iman ve onun getirdiği iyi habere, müjdeye imandır değerli kardeşlerim. Bakın, Tanrı'nın oğluna iman çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu iman bizi kurtarıyor. İsa'nın seçtiği 12 elçi vardı. Bunu birçok kardeşlerimiz biliyor. Ama bu 12'nin içinde de özellikle seçtiği 3 önemli değerli elçi vardı. Petrus, Yuhanna ve Yakup. Bunu bunları özellikle daha farklı bir şekilde yetiştiriyordu İsa Mesih. Onlara daha gitmişti. Bu üçü Musa, İlyas'ı görmüştü. Babanın gökten bulut çekine gelip seslendiğini görmüşlerdi. Birçok olaylara tanıklık etmişti. Sevdiğim öğrenci dediği kişi de İsa Mesih'in Yuhanna'dır değerli kardeşim. O yüzden Yuhanna'nın tanıklığı çok önemli. Zaten birinci Yuhanna'da gördüğümüz şey nedir? Gördük, dokunduk, işittik, duyduk. Bütün duyu organlarıyla, yürekleriyle, hislerle İsa Mesih'in kurtarıcı ve Rab olduğunu, iyi olduğunu, doğru olduğunu ve dünyanın ve tüm insanların iman edenlerin kurtarıcısı olduğuna Yuhanna'nın kendisi bizzat tanıklık etmiştir. Bu yüzden 1. Yuhanna, hani bu önümüzdeki son 5-6 dakikaya 1. Yuhanna'dan okuyarak bakalım değerli kardeşlerim. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. 5-9'dan okuyorum. 1. Yuhanna 5 -9. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı tabii ki daha üstündür diyor kutsal yazılar. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. 10. Tanrı oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğluyla ilgili yaptığı tanıklığa inanmamıştır diyor. O zaman ne görüyoruz? Bu 9 ve 10'da 1. Yuhanna'da Yuhanna'nın bizzat kendi kutsal vahiy alarak yazdığı tanrısal sözlerde oğla iman edin. Bu tanrının tanıklığı. Kimle ilgili? Oğlu ile ilgili. İsa vaftiz oldu da o benim oğlumdur. Sudan çıktığında göklerden baba seslendi. O benim oğlumdur. Onun sevgili oğlum budur diye tanıklık etti. Mezbur iki tanıklık etti. Ee, Davut'un oğlu Süleyman'ın sözlerinde bu var kutsal yazılarda. Öbür taraftan ne görüyorsunuz? Dağdayken onun sözünü dinleyin. O benim oğlumdur. Onu beni onu ben seçtim diyen Tanrı'nın sözlerini Tanrı'nın direkt kendi oğluyla ilgili tanıklıklarına şahit oluyoruz değerli kardeşim. O yüzden insanların değil Tanrı'nın tanıklığına bugün bakın. İnsanların değil, öğretçilerin değil, Tanrı'nın direkt insan ırkı için salladığı kurtuluşun ne olduğuna bakın. Çünkü tek bir Tanrı var çünkü tek bir kurtarıcı var. 11'de şöyle diyor. Tanıklıkta şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da ise yaşam yoktur. Bakın çok açık, çok net. Bir Biraz okuyacağım. Tanıklık şu. Tanrının tanıklığı kutsal ruhun tanıklığı. Tanrı bize ne vermek istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu yaşamı, bu yaşamın anahtarının, bu yaşama sahip olmanın, yeniden doğmanın, ölümden yaşama, hastalıktan kurtuluşa geçmenin yolunun Tanrı'nın oğlunun adına imandan geçtiğini söylüyor. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da ise yaşam yoktur. Çok net. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisine Tanrı oğlu bulunmayan da ise yaşam yoktur. Tabi bir hep söylediğimiz var bir daha söyleyelim. Bu semavi bir krallık semavi ama gerçek olan bir göksel oğulluktan bahsediyor. Fiziksel değil elle değmiş değil haşa vaşa Meryem Rabbin eşi ya da karısı değil. Kutsal Ruh'tan gebe kaldı. Erkek eli değmeden gebe kaldı. Tanrı ruhundan doğdu. Bu yüzden meleklerin de bildirdiği gibi doğacak olana Kutsal Tanrı oğlu denilecek dedi Cebrail meleğe Meryem'e söylediğinde. O yüzden değerli kardeşlerim Kutsal Kitap ne diyor? Bakın şimdi oğul, müjde, sıkıntılar, acılar, adanmışlık tanıklık utanmamaktan konuşurken 13'te işte diyor ki Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere şimdi işte bu büyük bir teselli bizler için sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım hamdolsun. Neye sahipmişiz? Oğla iman ettiysen değerli kardeşim. Oğlu yaşamına davet ettiysen Tanrı'nın ruhu Mesih İsa aracılığıyla sende ve içinde ve yüreğinde yaşıyorsa Artık senin sonsuz yaşamın var. Bu yüzden ölümden korkmanın, bu yüzden stresten korkmanın, hastalıklardan korkmanın, dünyanın getireceği daha birçok dertten korkmanın anlamı ve gereği yok. Çünkü bu insanlar çektikleri acılar içerisinde bile hapishanedeyken bir de söylüyorum. Taşlanırken, kırbaçlanırken, aslanlara atılırken, yakılırken sevinçle ilahiler söyleyerek ruhlarını, canlarını... Yüce Rabb'e emanet ettiler, teslim ettiler ve onları yakan, kesen, taşlayan, aslanlara atanları da bereketleyerek ve bağışlayarak tıpkı Mesih İsa'nın yaptığı gibi imanı korudular. Çünkü kime inandıklarını, inandıkların onlara ne vereceğini, ebedi hayatı nasıl sağlayacağını biliyorlardı kardeşler. 14'te şöyle diyor. Yuhanna'nın 1. Yuhanna'nın 5 14 devam ediyoruz. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir hamdolsun. Bakın, onun isteğine uygun her ne dilersek bizi işitir. Yani şunu al, al istiyorum, bunu istiyorum, şöyle evim olsun, böyle param olsun, böyle arabalarım olsun değil. Onun isteğine uygun her ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre de ondan dileyip istediklerimizi aldığımızda biliriz. Ne kadar yakın, ne kadar harika bir ilişki var, değil mi? Kusak Kitap'ta çok net İsa Mesih söylüyor. Hangi baba kendisinden ekmek isteyen çocuğuna taş ya da yılan verir? Siz kötü yürekli olduğunuz halde çocuklara iyi şeyler vermeyi biliyorsunuz da göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere sonsuz şan vereceği, kutsa ruhu vereceği çok daha açık ve net değil mi dedi. O yüzden bugün dileyin, bugün isteyin, Tanrı'nın oğluna iman edin, yaşamı alın, babayla barışın ve kutsa ruhu dolarak gücü, sevgiyi, öz denetime sahip olun. Öyle ki yarışı bitirebilirsiniz. Pavlus'un Timoteus'a söylediği gibi, Yuhanna'nın bizlere söylediği gibi hepimizin Tanrı'nın oğluna imanla, yani müjdeye sarılarak, sevindirici habere sarılarak. Bu zorluklar içinde, hastalıklar içinde, ölümün kol gezdiği, iblisin insanları kayırdığı, kör ettiği zamanlarda ışığa, kurtuluşa, Mesih'e ve müjdeye gelmekte büyük fayda var değerli kardeşlerim. Değerli sevgili dostlar, sevgili kardeşler, son ayetimiz bugün 5:20'de şöyle diyor. Bunları nereden mi biliyoruz? Neden mi bu kadar tutku ve imanla konuşuyoruz? Çünkü kutsal yazılar gerçektir, tek otoritedir ve biz bunlara tüm yüreğimizde başından sonuna kadar, yaratılıştan vahiyye kadar Tanrı sözü olarak iman ediyoruz. Ve o Tanrı sözündeki son ayetimiz aynen şöyle söylüyor. Aynı böyle bir 20. ayeti. Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için dikkat edin gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir hamdolsun. Biz gerçek olandayız onun oğlu İsa Mesih'teyiz dikkat edin o gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır diyor hamdolsun. Ne diyor? O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. Tanrı seni kurtarmaya geldi. Tanrı seni hastalıktan kurtarmaya geldi. Tanrı sana olan sevgisini biricik oğlunu feda ederek gösterdi, kanıtladı, kollarını sana açtı. Yeter ki bu müjdeye iman et. Yeter ki Tanrı'nın oğluna iman et. Yeter ki onun vaat ettiği kutsal ruhu al. Güce kavuş. Gerçek tanrısal agape sevgisine kavuş. Ve bu öz denetimle, bu dünyadaki sıkıntılı zamanlarda geçici zamanlarımızı Tanrı'nın lütfuyla ve Tanrı'nın iyiliğiyle tamamla değerli kardeşim. Sevgili dostlarım bir programımızın daha sonuna geldik. Bana ayrılan sürede elimden geldiğince hem Timoteus'ten hem de Yuhanna'dan Tanrı'nın sözüne bakarak elimden gelince sizi teşvik etmeye ve bazı hatırlatmaya çalıştım. Umarım Rabbin lütfuyla sizin için faydalı olmuştur. Benim için faydalı oluyor gerçekten. Rab sizi korusun, Rab bu zor zamanda sizi hastalıklardan, her türlü salgınlardan korusun. Rab evinizi mübarek kılsın. Bütçenizi, sofranızı, yaşamanızı, işinizi, gücünüzü kutsasın diye dua ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın ve Rab'de kalın. Amin.